Kendi kendimizi döveceğiz galiba burada. Bir kere sana çok selam var. Bu mu lan senin erkekliğin? Verdiğin sözü bile tutacak cesaretin yokken beni mi vuracaksın? Çek lan tetiği. Çeksene! Sen karışma hocaya, yaklaşma sakın. Beni dinle Ufuk, bırak o silahı. Kimse sana bir şey yapmayacak, silahı bırak, konuşalım. Konuşacak bir şey yok hoca. Burada vuracağım. Akrabasınız siz. O tetiği çekersen en çok sen üzüleceksin. Amcanı düşün. Babanı düşün. Bana babamdan bahsetme hoca. Vurulan var mı? İyi misiniz? Vuruldunuz mu? Egemen. Ben iyiyim. Ufuk. Bir şeyim yok. Güzel. Hocam. Ben bakıyorum. Tamam kızım. Ceyda. Selin. Ne oldu kızım, ne bu halin? Ufuk'tan haberin var mı? Eve uğradım, evde değil. Belki İyi de sen... bu saatte niye geldin ki sen Ufuklara? Bu akşam bir kavga olacaktı. Egemen'e ulaşamıyorum. Ufuk da açmıyor telefonunu. Tamam sakin ol, gel içeride konuşalım. İçimde kötü bir his var. Kesin birine bir şey oldu Ceyda. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Kim için, ne için birbirinizi öldüreceksiniz? Hayatınız, geleceğiniz, hayalleriniz bu kadar ucuz mu? Bir uçurumun kıyısında dolaştığınızın farkında değil misiniz? Bir hırs uğruna neleri yok saydığınızı görmüyor musunuz? Egemen, 2 santim. 2 santim Ufuk. O mermi 2 santim sapmış olsaydı arkadaşınız Koray şimdi ölmüştü. Verecek bunun hesabını. Konuşsanıza!
Hocam, babamın silahı. Şansını zorlama Ufuk. Al arkadaşlarını git. Aa, oğlum bastırma dedim 50 kere ya, acıyor. Yok, kurşun içinizden birisine denk gelseydi kendimi hiç affetmezdim. Asıl o kurşun sana denk gelseydi ben o Ufuk'u affetmezdim. Gömerdim, gömerdim. Aynen babuş. Seni beni mi var? Ölümüne dediysek ölümüne. Siz benim ailemsiniz lan. İçinizden birine bir şey olursa ben de ölürüm. Manyak mısın oğlum sen? Ya birimize bir şey olsaydı? Ne ***'ye getirdin lan silahı? Sen o silaha dua et. Yoksa paket ediyorlardı lan alayınızı. Tamam beyler, sakin. Ölebilirdik Ufuk. Farkında mısın? Canınız bu kadar kıymetliyse gelmeseydiniz lan. Gırtlağınıza mı bastık? Sen var ya, adam değilsin lan. Beyefendi! Beyefendi! Dur! Polis! Hey, babasının aslanı be, hoş geldin. Kaçta ne oldu senin? Kavga mı ettin ha? Önemli bir şey değil. Telefona ne oldu peki? Düşürdüm. Oğlum telefon önemli değil. Bir zaman abininkini kullanırsın. Sonra yenisini alırız. Ama sana bir şey olursa ben ne yaparım ha? Dikkat et oğlum kendine. Dikkat et. Aç mısın yapayım yarın? Sağ ol. Bak oğlum şu kırık dersini bu dönem düzelt artık, tamam mı? Gele güne sakız etme bizi. Baba. Abim ölümden korkar mıydı? Korkmaz mı oğlum? Herkes ölümden korkar. Ama o belli etmez. Ay! Siz? Şşş! Tamam, gittiler. Rahat ol. Siz nereden çıktınız? Evimden. Pencereden bakıyordum da sokağa girdiğinizi gördüm. Çok telaşlı bir haliniz vardı. Teşekkür ederim. Büyük bir beladan kurtardınız beni. Siz de Ayrı teyzeyi kurtarmıştınız. Onu. Gerçi benim borcum borç. Öderim ben borcumu. Fazlasıyla ödediniz. Sağ olun. Niye kaçıyorsun polisten? Öğrencilerimi beladan kurtarayım derken polisten kaçarken buldum kendimi. Neyse, uzun hikaye. Ben yeterince rahatsız ettim zaten. Gideyim. Yok yok, şimdi buradan çıkma. Caddede polis vardır. Bu taraftan, arka sokaklardan dolaşırsın, tamam? Yalnız ben buraları pek bilmiyorum. Çarşı meydanına nasıl çıkacağımı da tarif ederseniz. Öyle tarifte falan bulamazsın sen şimdi buraları. Dur bekle, ben üstüme bir şey alayım, bırakırım seni. Zahmet olmasın, ben giderim. Yok canım, ne zahmet olacak? Götürürüm ben seni. Sen de şu uzun hikayeni anlatırsın belki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kuş falan vuramam. Kıyamam ki. Ben de. Keşke kardeş olsaydık. O zaman siz de bizimle sitelere taşındınız. Boş ver. Bizim orada site falan giremez. Kardeş de öteyiz biz. Söz ver. Dünya yıkılana, ölüm verene kadar kardeşimsin. Kardeşimsin.
Dünya yıkılana, ölüm varana kadar. Aslında Ufuk'la Egemen kardeşten bile yakındır. Böyle etle tırnak misali yani. Nasıl bu hale geldiler? Bilmem. Getirildiler belki de. Şu yapılan bloklar meselesi değil mi? E tabii. Onun da etkisi var. Bu Ufuk'un babası Asım var ya işte, o bu işlerden büyük rant sağladı. Da asıl mesele o da değil. Versaadet'in kendisi. Nasıl yani? Çocukların aklı ermeye başladığında böyle işte ortakta kavga, kıyamet. Onlar da bunun ortasında kaldı. İyi bir örnek göremediler anlayacağın. Bu bir İnce Mehmet efsanesi yürüyor mahallede. Nedir, necidir bu İnce Mehmet? Aslında o uzun hikaye Mahir Bey. Burası bu arada. Geldik. Ha, tamam. Teşekkür ederim her şey için. Yok canım, ne demek? Adalet teyzenin evinde mi kalıyorsun sen? Geçici bir süre, ev bulana kadar. Ha. Gerçi aramaya fırsatım olmadı daha. Baksana, sana bir şey diyeceğim ben. Benim evin arkasında bir tane ev var kiralık. Böyle yaşlıca bir amcanın evi. İşte kendisi ilgilenemiyor garibim. Görmek istersen eğer gösteririm ben sana. Olur. Çok iyi olur. O zaman ben yarın okuldan sonra geleyim. Olur olur, daha iyi olur. Hem yarın benim izin günüm zaten. Nasıl yapalım? Telefonumu vereyim ben. Tamam. Silahı edebiyatçıdan alacaksın, anladın mı? Bana ne oğlum, git kendin al. Ne demek lan bana ne? Ne demek? Senin gammazlığın yüzünden silahı çok derim. Lan ben haber vermesem katil olmuştun salak. Ben onu bunu anlamam. O silah bugün bana gelmezse annen kendine yeni bir iş bulur. Ya bir sakin ol. Ne oldu? Niye geldin? Kaç kere aradım, ulaşamadım. Twitter'dan gördüm. Ufuk dün gece silah çekmiş sana. Yok bir şey aşkım. Merak etme. Nasıl merak etmeyeyim Egemen? Ya vurulsaydın? Tetiği parmak değil, yürek çeker derdi abim. Ufuk'ta her şey var ama bir yürek yok işte. Korktum sana bir şey oldu diye. Sen beni sevdiğin sürece ölmem ben. Korkma. Seni çok seviyorum. Ben de. Günaydın. Ne haber? İyi. Dün gece biraz sert geçti galiba. Boş ver şimdi dün geceyi. Uyuma şu Egemen saykosuna. Bir mi o seninle? Eziğin biri. Niye iniyorsun ki onun seviyesine? Bırak o sana ulaşmaya çalışsın. Tabii gücü yeterse. Atla. Anlamadım. Okula gitmiyor musun kızım? Atla götüreyim işte. Dün pek müsait değilim, cevaplayamadım, kusura bakma. Estağfurullah. Sen ne yaptın, bulabildin mi bir şeyler? Zeynep'in okulu falan. Maalesef. Hiçbir okulda kaydı yokmuş. Sanırım durum sandığımızdan da ciddi Mahir. Sen hem Zeynep'e ulaşmamın için çocuğun eğitimini bir tehlikeye atmaya göze almış baksana. Anladım, sağ ol İlker. Bence vazgeç artık. Vazgeçeyim, öyle mi?
Zeynep'ten vazgeçeyim. Kızımdan. Vazgeçmeyeceğim İlker. Vazgeçmeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun. Ucunda ölüm olsa bile vazgeçmeyeceğim. Korkusuyla ölüp gideceğim ya. Bırak artık, bulaşma şunlara. Ya Selin, sen sürekli bana söylüyorsun ama bulaşan ben değilim ki. Kardeşimi hastaneye gelen onlar. Silah çeken o. Ne yapayım yani? Öylece oturup kafamıza basmalarını mı seyredeyim? Geliyor yine lavuk. Aşkım bak, ne derse desin. Sen bulaşma, tamam mı? Bak hala bana söylüyorsun. Yolundan ben mi çevirdim şimdi? Selam gençler. Ne var lan? Egemen lütfen. Ufuk siz de gidin hadi. Evet bence de. Hadi Ufuk gidelim. Bir dakika Ceyda. Vicdan yapmak da yaramıyor. Ya baktım kızı yürütüyorsun. Acıdım. İstersen motoru bir tur vereyim, hevesini al. Oğlum ben Ankara'da ders adeti harçınlarken sen bisiklet topluyordun. Ne çabuk öğrendin ara gaz vermeyi. Anka mı? Ha şu abinin motor diye bindiği pazarcı arabasını diyorsun. Oğlum ne diyorsun? Egemen sakin ol. Ufuk siz de yolunuza gidin hadi. Haklısın. Sizin daha çok yolunuz var. Tutmayalım. Anca gelirsiniz zaten. Ya oğlum bak. Egemen sakin olur musun? Görüyorsun değil mi kim kime buluşuyor? Tamam. En kısa zamanda yaptırırız Ankara. Sonra birlikte gideriz okula, tamam mı? Anlaştık. Ya acayip hızlıymış bu. Öyledir. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Bana baksana, Egemen'i vuracakmış. Yememiş tabii oğlum. Filikan demiş oğlum, sıkacakmış. Hadi lan oradan, o silah yanlışlıkla patlamıştı. Ne haber kanka? Eyvallah. Ben kantine gidiyorum beyler. Ben de gidiyorum. Hadi bu Hürol muayyen gününde. Bu Metin'e ne oluyor ya? Dünkü mevzu reklam olmuş. Face coştu. Ne demişler? Oğlum güya Kore'yi sen ayarlamışsın. Mahir gelip bizi kurtarsın diye. Silah falan fiyakaymış. Hepsi tezgahmış. Ya boş ver sen kanka. Saçma sapan konuşuyorlar işte ya. Sen şu silah işini ne yaptın onu anlat. Halledeceğiz. Hele şu Koray Gammaz'ı bir gelsin de. Çok şükür bir şeyin yok babuş. Sarı fırtına sen de tek parçası. Yoksa karambolen bir şey oldu lan. Yok be abi. İyiyiz hepimiz. Çok şükür abi. İyiyiz, hiçbir şey yok. Kim vuruldu oğlum o zaman? Divirin. Oldu. Biz gideceğiz Hollywood aksiyonları gibi kavga yapacağız. Sen de geleceksin hemen şıp diye sonunu öğreneceksin. Öyle olmaz ki abi. Vallahi mi? Aksiyonlu muydu kavga? Abi hem de ne aksiyon? Yerlerde yuvarlananlar, havada uçan tekmeler, patlayan silahlar. Ya abi Jetli Facebook'tan görmüş beğenmiş, bana mesaj attı. Ya o kadar beğendim ki hareketlerini. 2-3 tane hareket bana göster. Yeni sezon film koyacağım, orada kullanacağım diyor ya. Jetli mi? Ben onu çok büyük hayranıyım oğlum. Ya abi o da bizim hayranımız işte. Düşün yani aksiyonda geldiğimiz leveli bir hayal et. Yani kısacası Niyazi abi 10 lira ateşle bütün detayları anlatayım. 10 lira çok lan. 5 lira vereyim sadece bana sonunu anlatın. Pazarlık yapmak sünnettendir hadi. Ya Niyazi abi ben sana 5 lira vereyim ne olur git başımızdan ya. Tamam oğlum tamam. İzniniz olur 10 lira. Al hadi oğlum hadi al. Tamam mı? Kolpa değil. Buyur babuş. Sana şey. Jenerik'e geçiyorum, sen yabancı değilsin, tanıdıksın diye abi. Sağ ol kardeşim. Şimdi biz ahşap köşkte toplanmışız abi, tamam mı? Ellerimize sopaları almışız. O bizim yokuş var ya, mahallenin başındaki yokuş. Oradan böyle iniyoruz. Ayak sesleri öyle gümbür 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 iniyoruz. Fonda da bir gaz müziği çık 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 çık. Ama yalnız bunları böyle slow motion düşüneceksin abi. Buraları snow düşünmek lazım tabii. Ha, bu arada öteki lavuklar da bilardo salonundan çıkmış geliyorlar.
Ama bir göreceksin yüzlerindeki o korkuyu, o endişeyi bir göreceksin abi var ya. O ya sıçanı var ya, o ya sıçanı. Altına pisledi korkudan, bizi gördü ya. Altına pisledi korkudan. Bakalım bakalım, ayırsak bak. İşte neyse abi, yani fabrikaya gitmişiz. Fabrikaya bir gitmişiz böyle aslanlar gibi. Tabii bu lavuklar da gelmiş. Ama nasıl duruyorlar biliyor musun? Böyle duruyorlar ama böyle geri geri gidiyorlar. Böyle duruyorlar geri geri, böyle böyle gidiyorlar abi. Biz de tam aksine abi. Yedi vites yok. Böyle yavaş yavaş ortaya doğru ama kararlı adımlarla ilerliyoruz. Sonra Egemen ufuğa doğru geliyor. Vay anamma, çok büyük olay olacak lan. Bir kere sana çok selam var. Rin, 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 reklamlar ne yazayım? Oğlum en heyecanlı yerinde ne reklamı lan? Dershanet bakkaliyesi. Muhtelif gıda, temiz ürünleri. Yağ, un, şeker, tuz. 3 lira ver ne yazayım, 5 lira ver ne yazayım, 3 lira ver ne yazayım. Ya geç reklamı, geç geç. 20 yıldır veresiye yazdırdım, bakalım reklamını yapıyor bana ya. Abi nasıl geç ya? Reklamı geç olur mu abi? Bizim zaten bütün gelirlerimizi biz reklamlardan sağlıyoruz. Onlarla ayakta duruyoruz. Biraz düşün abi bizi. He. Ama sen diyorsan ki ben 5 lirada ateşlerim. O zaman bakarız değil mi? Olur. Alın lan alın. Başımın gözümün sadafası olsun. Kesene bereket vereceğim. Egemen ufuğa doğru gitti sonra. Abi böyle artık Egemen'in yüzünü kan buluyordu böyle. Gitti böyle bunu tuttu böyle yakasından. Bu a... Bip ne lan, bip ne? Abi sansürlüyorum. Küfür ediyor adam. Sansürlü abi buralar. Ha sansürsüz istiyor musun? Çıkar bir 10 lira da. Nasıl baksana sansürsüz konuşuyorum. Yok oğlum yok, boşluları ben doldururum. Sonra? Abi esi mi kaldı? Adamları patates çuvalı gibi böyle yer misin yemez misin, yer misin yemez misin diye benzetirken of, sen silahı çek. Ondan sonra Egemen'e doğru böyle bağır. Egemen! Şöyle şöyle. Egemen! Saçın olup kuşun denize gelecek. Doğru bu Egemen. Artık dedi senin dedikurtta onu çözeceğim. Aslanlar gibi atıldı böyle silahın üstüne, böyle böyle duruyor. Ne oluyor ya Zincan, hadi girseniz içeri ya. Hocam bari filmin sonunu dinleseydik. Niyazi kaybol. Hocam 15 lira para verdim. Reklam parasını bile verdim. Oğlum kim vuruldu bari onu anlatın lan. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben Bekir'in yeni edebiyat öğretmeniyim. Nasıl olduğunu öğrenmek için geldim. Hocam buyurun oturun. Oturmayayım, gideceğim şimdi. Nasıl oldu Bekir? Biraz daha iyi öğretmen bey. Sağ olun, buralara kadar zahmet etmişsiniz. Olur mu, zahmet ne demek? Bir gelişme olur. Ya da yardıma ihtiyaç duyarsanız lütfen. Hiç çekilmeden arayın. Buyurun. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Okulda görüşürüz Beyza'cığım. Ha, diğer çocukların buraya geldiğimden haberi olmasın. Anlaştık mı? Anlaştık. Hoşçakalın tekrar. Sana da zahmet oldu Suna. Allah razı olsun. Öğretmen mi ilgiden? Öyleymiş. Onca işinin gücünün arasında buralara kadar geldi sağ olsun. Üstelik okula da daha yeni geldi. Diğer hocalar yıllardır tanırlar abimi. Bir tanesi arayıp sormadı ne oldu diye. Şişt, babuşlar. Motoru pembeye boyayalım mı lan? Gerek yok ki oğlum. Ufuk bindiğinde zaten pembeye boyanmış oluyor. Lan bu Mehmet abinin motorundan hızlı mı ki lan? Ne bileyim lan. Ben de anlarım motorda. Onu Aga'ya soracaksın. Hem Mehmet abinin motoru ne ya? Anka oğlum o, Anka. Biliyoruz herhalde ya. Bacım İbriye baksana kaç yazıyor orada? Yazmıyor ki. Ha, bu ne peki? Ya hadi oğlum kurcalamayın yeter. Bak mevzu çıkacak yine, hadi gel. Pampa şekle bakın lan. Çeksene bir fotoğrafı. Çekecek. Bak, kaldırayım mı? Ayakları kaldırayım mı? Kaldır. Oraya bak ya da karşıya bak. Sürüyormuş gibi çek. Ya da bana bak, bana bak. Ne bana olan? Bak. Canınız mı çekti? Vereyim anahtarı, bir tur at diyeceğim ama kaza filan yaparsın. Sonra evinizi satsanız ödeyemezsiniz. Sülo bırak bu oğlum. Sonradan görmelerle uğraşmayalım. Hadi gel. Bozulmayın hemen canım. Şimdi çalışmaya başlayın.
10 yıl sonra alırsınız zaten. 10 yıl sonra ortaklaşa alırlar kanka. E anca yeter. Ama komik adamlarsınız lan siz. Oğlum ben gidelim, gülmekten öleceğim yoksa. Ufuk'u tanıyamıyorum. Silah çekmek ne demek ya? İnsan hiç kendini de mi düşünmez? Kim bilir Egemen gerizekalısı ne yaptı da çıldırttı çocuğu. Ceyda, saçmalama, silah diyorum. Ha tabii, Egemen iyi aile çocuğu, Ufuk psycho. Ya vursaydı Egemen'i? Ay ne buluyorsun şu Egemen'de, anlamıyorum ya. Kenar mahalle prensi, ne olacak? Daha düne kadar sen de o mahallede yaşamıyor muydun? Şimdi nesini beğenmiyorsun? O eskidendi. Ufuk, biraz konuşabilir miyiz? Olur. Arka tarafa geçelim. Ya sen delirdin mi Ufuk? Bak olay sandığın gibi... O silah patlasaydı ne olurdu, hiç düşündün mü? Sen nerede olurdun şimdi? Ya Egemen? Ona bir şey olsaydı ben de ölürdüm. Bu kadar çok mu seviyorsun bu herifi? Aklın alamayacağı kadar çok. Aklım değil. Midem al. İnanamayacaksın. Ne oldu? Odamda müzik dinliyordum. Birdenbire balkonun camı çaldı. Önce korktum. Perdeyi bir açtım, Egemen. Elinde bir gülle karşımda. Gözlerime inanamadım. Bana çıkma teklif etti. Ne zamandır seviyormuş beni. Peki sen? Tabii ki seviyorum. İlk tanıştırdığın andan beri. Aranıza ne girdi sizin? Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Tanıştığımız gün kendinden çok Egemen'den bahsetmiştin. Kardeşimden öte demiştin. Şimdi ne oldu size Ufuk? Kızım niye açmıyorsun telefonunu? Egemen geldi, her yerde seni arıyor. Tamam, geliyorum. Söylediklerimi tekrar düşün. Benim hatırım için. Silahlar çekildi diye yazmışlar. Bitmez bunların serserilikleri. Okula değil, tecrite göndersinler bunları. Bu seferki en beteri diyorlar. Resmen birbirlerini öldürmeye yeltenmişler. Her şeyden nasıl haberleri oluyor? Sosyal medya sağ olsun. Nasıl? Hepsini internetten mi öğreniyorlar? Artık herkesin en az bir tane hesabı var. Vallahi benim dersimde hiç çıkmıyor. Yani yanlış anlamayın. Kendimi övmek için söylemiyorum ama. Malik Bey'in bile mi? Hem Twitter hem Facebook var. Kendimi taş devrinden yanlışlıkla ışınlanmış gibi hissettim. Aslında başlarda ben de meraktan girdim. Daha sonra yıllardır görmediğim çocukluk arkadaşlarımı falan bulunca keyifli olmaya başladı. Bir dakika. Adres falan da çıkıyor mu? O an ne yediğini bile öğrenebilirsiniz. Yeter ki paylaşsın. Aşkım biz dün gece olanları... Dün gece oldu bitti Selin. Uzatma. Ne demek uzatma ya? Sen dün gece az kalsın ölüyordun Egemen. Bana hiçbir şey olmaz. Sadece sen bu işlere burnunu sokma yeter. Ne diyorsun sen ya? Yine maçoya bağladın. Ben senin için çırpınıyorum. Kuytularda Ufuk'ta konuşarak mı? Ne bakıyorsunuz lan? Film mi oynuyor burada? Kendine gel. Ben senin arkandan iş falan çevirmedim. Ufuk benim çocukluk arkadaşım. Senin de. O herif benim hiçbir şeyim değil. Bana neden kabadayılık taslıyorsun ki şimdi? Ben buyum kızım. O tırsa tırsa geçtiğim sokaklarda büyüdüm. Sitelerde değil. İnce Mehmet'in kardeşiyim ben. Bana silah çekinip
o silahı sokarım. Eğer işine gelmiyorsa... Hayatta İnce Mehmet'in kardeşi olmaktan daha önemli şeyler de var. Bir kızın deli gibi sevdiği adam olmak gibi. Ama sen anlamazsın. Arkadaşlar nedir bu silah meselesi? 11 F'nin işleri Celal Bey. İyice zıvanadan çıktı bunlar. Sosyal medyada dolaşan bir tevatür. Yani hemen suçlamamak lazım Celal Bey. Hem ortada zarar gören kimse de yok zaten. Bazı şeylere müdahale etmek için illa birilerinin zarar görmesi mi gerekiyor İşler Hanım? Okul burası. Texas değil. O silahı getireni, saklayanı bulduğunuz anda haberim olacak. Ve cezası verilecek. Tabii önce silah bulmak lazım Celal Bey. Silah yoksa suç da yok. Onu da bulacağız hocam. Umarım Celal Bey. Umarım. Derse çıkacağım. İyi dersler arkadaşlar. Size de hocam. Size de. Sağ olun. Ben nasıl isteyeyim hocadan silah? Beni bağlamaz. O silah bugün bana gelecek. İstesem de vermez ki zaten salak. Sen bilirsin. Gerisini annen düşünsün. Değil o sitede çalışmak önünden geçemez artık. Egemen dur. Hayırdır taklacı? Oyuncaklarından sıkıldın, ekmekle mi oynuyorsun artık? Sana ne lan? Ben Saadet'in küçük şerefsizleriyle ben ilgileniyorum. Büyükleriyle de çıkınca abim ilgilenecek. Babana sor, o anlatır. Ben. Ne yaparsın koçum? Kafamı silah mı dayarsın? Dikkat et, bu sefer seken ben mi saplan mısın? Ulan ben seni silah. Lan durun iki dakika, tamam mı? Çekil ulan, yanmaz. Hepiniz sınıfa girin. Sınıfa gir! Can, yerine geç. Kendi yerine. Yerine geç. Çabuk ol! Olmadan zıvanadan çıkar bunlar. Arsızlar! Kim bilir ne yaptılar adamcağıza. Ah şöyle Mahir Hoca, yola gel. Nerede? Sınıfta sessiz sedasız otururken birdenbire gelen müdür yardımcınız nerede? Çünkü sınıfta size bağırıp çağırıp hakaret eden biri varsa onun için her şey yolunda. İstesem hayatınızla oynayabilirim. Sizi sınıfta bırakırım. Disipline veririm. Okuldan attırırım. Çünkü güya güç bende. Evet, bunları yapabilirim. Ama benim yapacağım hiçbir şey kendinize yapacaklarınız kadar zarar veremez size. Çünkü aslında güç sizde. Gençliğiniz, önünüzdeki yılların, yolların bolluğu, hayalleriniz asıl güç. Onlar. Siz bu gücü ister dün geceki gibi birbirinizi öldürmek için, ister hayallerinizi gerçekleştirmek için kullanırsınız. Atom arkadaşlar,
bilime de ölüme de aynı oranda hizmet etmiştir. Yani tercihsiz. Hocam bölüyoruz, kusura bakmayın, bir arama yapacağız. Biz dersimize devam edelim. Başlayın. Arkadaşlar başlayın. Sessiz olun. Çocuklar, ne aradığımızı biliyorsunuz. O silah kimdeyse çıkarsın, versin, bizi uğraştırmasın. Egemen, o ne biçim ceket çocuk? Senin üniforman yok mu? Var hocam. Hocam burası da temiz. Anlaşıldı. Organizasyon çoktan yapılmış. Ama bu iş burada bitmez çocuklar. O silahı saklayan, taşıyan kim varsa bulup canını okuyacağım. Savcılığa kadar yolu var. İyi dersler hocam. Sağ olun hocam, size de. Neyse, hadi biz dersimize dönelim. Evet. Egemen. Ufuk. Geçen ders yoktunuz. Bu ders sizin sözlüğünüzle devam edelim. Hadi gelin hayallerinizi anlatın. Hadi. Ufuk. Açılışı Egemen yapsın hoca. Benim keyfim yok. Peki. Egemen. Şimdi ben çıkıp hayallerimi anlatırsam kaç vereceksin hoca? 100. 100. Vay be. Afilliymiş ha. Edebiyattan 100 alacağım. Rüyamda görsem inanmam. Bu kadar büyütme canım. Hayalini anlatıp 100 alacaksın. Hepsi bu. Kusura bakma hoca. Benim hayallerim o kadar ucuz değil. Egemen'i bilmem de hocası hızlıdan çarptı direkt. Valla bunca yıldır şişeden içerim, böyle kapak görmedim. Aslanım babuşum be. Çok güzel ses geldi valla. İşi gücü artistik bu Egemen'ler. Hocaya laf soktu, ne oldu? Ne kanka oldu ya? Var ya, öyle bir koydu ki artık mağlul elemekli ederler ha. Ders adeti hoş geldiniz hocam. Sınıf kazanmak istiyorsanız önce Egemen'i kazanın. Benden söylemesi. Ufuk, ne işin var senin burada? Bak hoca, bir kere söyledim anlamadın. Son defa söylüyorum. Silahı geri ver. Saçmalamayı bırak, arkadaşlarının yanına dön. Burası senin geldiğin cicili bicili okullardan değil hoca. Burada maaş siz alırsınız. Ama bizim borumuz öder. Şimdi git silahı getir. Getirmezsem. Hep sen ders verecek değilsin ya. Bu sefer de dersini ben veririm. Bak Ufuk. Birincisi, o silahı sadece sahibine veririm. İkincisi, ne öğrenciliğimde ne öğretmenliğimde hiç cicili bicili okula denk gelmedim. Bu yüzden senin kuru gürültün bana vız gelir. Dediğim gibi, saçmalama, sınıfına dön. O silahı da unut. Bu burada kalmaz hoca. Görüşeceğiz. Elbette görüşeceğiz Ufuk. Daha sana ve arkadaşlarına verecek çok dersim var. Edebiyat müfredatı geniştir.
Hiç söylemeyeyim aga. Ne halt edeceğiz babuşlar? Hemen gevşemeyin oğlum. Bulacağız bir yolu. Kardeşimizi rehin bırakacak değiliz. Hala bakıyor mu? Bakıyor işte. Bu kadar meraklıysan yanına gitsene kızım. Hayatta gitmem. O özür dileyecek. Oğlum adam değil lan bunlar. İki dakikada satışı koydu şerefsizler. Dün geceye kafaları bozuldu onların kanka. Hürol'u biliyorsun zaten. Gece gündüz atarlı. Dün gece tanıdım hepsini. Kendi korkan adamla işim olmaz benim. Lafın bize mi kanka? Ben söyleyeceğimi söyledim. Herkes payına düşeni alsın. Mahir hocam, bu 11F'dekilerle uğraşmaya değmez. Kendileri çalıp kendileri oynasınlar, boş verin. Takılmayın bu kadar. Takılmak değil de önemsemek diyelim isterseniz. Çok önemsiyorsunuz o zaman Mahir Bey. Bunların problemlerini anaları babaları çözemiyor. Siz mi çözeceksiniz? Ah Mahir hocam ah, boşuna uğraşıyorsunuz. Bu bizim çocukların hidayet ereceği yok hiç. Şöyle bir çevrenize baksanıza hocam. Böyle bir mahalleden ne bekliyorsunuz ki zaten? Haklısınız. Ah, çok da bir şey beklememek lazım aslında. Maalesef. Böyle bir mahallede büyüyen bir çocuk tanıyorum. Babası erken öldü. Annesi evlere temizliğe giderdi. Bu çocuk kavgada iki kez yaralandı. En yakın arkadaşını bıçakladılar. Kollarında öldü. Lise 1'de sınıfta kaldı. Lise 2'de 4 dersten bütünlemeye kaldı. Yan komşuları cinayetten içeri girdi. Ha, ayrıca sokaklarında birkaç sabıkalı hırsız, bir morfinman, bir de kan davasından kaçan bir aile vardı. Al işte. Ne beklersiniz şimdi bu çocuktan? Der Saadet Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olmasını ve geldiği yeri asla unutmamasını. İstisnasınız Mahir Bey. Bu çocuklar sizin gibi olamazlar. Hayal peşindesiniz. Evet. Tam olarak onun peşindeyim. Bana bakın bakın her şeyim hazır mazın her şeyim hazır hazır gerçeği basında bakalım nasıl nasıl ayıkana kadar geçer asıl asıl amaç acı yaşadacı basata matada bayat onun onun hadi beni korudun buradan onu kovup biri var o bulabilir başka biri olup olur ara sıra gelir bizi bulur bakın durun budur benim için orada durun kanıda karıştır buna memur gelebilir garip olun nak sını yemiş akıp hadi bulun mali bunun eserimi kafadaki kale boyu çekip çekip düşünüyorum mali budu neden düşünürüm acaba bilemem o. Merhaba çocuklar. Ne oldu niye sustunuz ne güzel dinliyorduk. Hocam hocalar olunca biraz frekans bozuluyor da. O niye? Biraz parazit yapıyor da. Yazık üzüldüm. Demek uzaktan dinlemek zorunda kalacağız sizi. Ha bak hocam boşuna zorlamayın. Rap'in ritmini ayak uyduramazsın. Siz kafiyeli ağır şiirlerinize takılın. Kalbiniz de fazla yormayın. Mefanın, mefaletün, failatün, failün. Merhaba çocuklar. Bir geniş, bir büyük, merhaba demek. Sonra bitirmeden sözümü, yüzünüze bakıp gülerek, kurnaz ve bahtiyar kırpmak gözümü. Biz ne mükemmel dostlarız ki, kelimesiz ve yazısız anlaşırız. Anlayamadım hocam. Nazım Hikmet okuyunca anlayacaksınız. Rap'ten çok önce kelimelerin ritmini bulan şair. Hem kalbi de yormaz, kalbinize temas eder. Hadi çalışmaya devam. Kolay gelsin. Vay be, hoca isyancı çıktı dostum. Boş ver, devam. Çocuklaşma. Tamam, devam edelim. Hadi gönder.
Metin, ben sana beni bir daha arama demedim mi? Dur, dur. Kızma hemen. Yardım etmek için aradım. Senin yardımını isteyen kim? Bak, Beyza... Ben egemenler konuşurken duydum. Hastane masraflarını denkleştirememişsiniz. Sana ne bundan? Her şey benim yüzümden oldu. Ben ne kadar lazımsa verebilirim. Metin, sen abime yaptıklarını parayla temizleyemezsin. İstemiyorum ben senin paranı. Bak, son kez uyarıyorum seni. Beni bir daha sakın arama. Beyza, Kimmiş arayan? Sınıftan arkadaşlar abicim. Geçmiş olsun diyorlar sana. Sağ olsunlar. Sen doktorla konuştun mu? Bugün taburcu oluyorum herhalde. Evet. Konuştum. Akşama netleşecek ama büyük ihtimalle çıkartırız dedi. Çok şükür. Her tarafım çürüdü yatmaktan vallahi. Tamam anacığım, ben yerim. Tamam. Abine. Ha, ne söyleseydin? Hastane buranı denkleştiremedik. Ha, burada rehin kalacaksın deseydin. Olur ki Sultanı Selahaddin Burhanül. Ya oğlum büyütmeyin bu kadar ya. Her zaman kör ol işte, biliyorsun. Abi kaç sene yok arkadaşımız ya. Böyle ayrı gayrı olur mu hiç? Hemen geliyorum. Baba, ne oldu, niye geldin? Onu sen biliyorsun Ufuk Efendi. Neyse, anlarız. Ben Ceren'in yanına çıkıyorum. Ulan Mahir, ulan Mahir. Kanka ne oldu? Ne bileyim oğlum, bir defterimin arasına koymuş bunu. Ver bakayım. Oğlum bu şiir çok iyi lan. Aynen. Kim yazmış bunu? Ne bileyim oğlum, isim de yazmıyor. Cida. Sen gördün mü bunu yazanı? Oğlum ne işim olur benim şiirle, çiçekle, böcekle ya? Onu biliyoruz, sen şiir için fazla kalınsın da. Bunu koyanı gördün mü? Ne bileyim lan ben, mahallenin bekçisi miyim? Nereden bileyim kim yazmış? Çekil şuradan. Aa. Dostum 10 numara bestelenir lan bu. Bakalım mı? Bak. Hazır abi. Wait. Ders adetin kirli, karanlık sokakları, cehennemin ortasında cennetin çocukları. Biliyordum. Biliyordum beğeneceğini ya. Seviyorum lan seni. Çok seviyorum be. Midemizi bozmuşuz. Ayıp. Hastalıkla alay edilir mi Zille? İyi misiniz Mahir Bey? İyiyim, iyiyim. Hesap açmışsınız. Mecbur. Anlamadım. Yani siz herkesin hesabı var, oradan herkese ulaşabilirsiniz deyince... Birini mi arıyorsunuz? Evet. Ama bulamadım. Eski tanıdığı. Mahir hocam, Celal Bey sizi odasında bekliyor. Asım Bey sizinle görüşecekmiş. Söyle buraya gelsin. Biliyorsun haftaya sitenin yöneticisini seçeceğiz. Sen o işi bana bırak. Ben organize ettim. Ya bu sefer de şu Selim'e bırakmayalım bu işi. Sitenin parasıyla köşeyi döndü biliyorsun. Biraz da başkalarına sıplansın değil mi ya? Gir. Ne oldu Mahir Hoca nerede? Mahir Hoca... Asım Bey'i öğretmenler odasında bekliyormuş. Herife bak, hem buraya getiriyor hem de ayağına çağırıyor. Siz sakin olun. Şimdi abuk subuk şeyler söyleyebilir, kulak asmayın. Ben sonra ona haddini bildiririm. Ne oldu? Ne bu halin? Peder Bey okulda. Mahir çağırmış.
Bence Asım amcayla konuş, olanları anlat. Kızım, kanka dediklerime derdimi anlatamıyorum. Babama nasıl anlatayım? Ben seni anlıyorum. Beni anlayabilmen için bir adamı öldürecek level'a gelmem lazım. Gelmediğimi nereden biliyorsun? İnsan bazen öyle köşeye sıkıştığını hissediyor ki. Hani bazen rüyalarında ağzın çıktığı kadar bağırmak istersin ama sesin çıkmaz. Öyle oluyor işte. En yakınların bile duymuyor sesini. İşte böyle zamanlarda ben buradayım demek için cinayet bile işler insan. Sen beyin falan mı okuyorsun? Anlaşılmak istemenin ne demek olduğunu biliyorum. Ama birini öldürmekten daha kolay bir yöntem var sesini duyurmak için. Kendi değerini bilmek. Eğer onların dilinden konuşamıyorsan, kendi dilinden konuş. Onlar seni anlamaya uğraşsın. Egemeni alt üst etmek mi istiyorsun? Doğru zamanı bekleyip eksiklerini yüzüne vuracaksın. Kapışmak mı istiyorsun? Kapış. Ama onun yöntemiyle değil, kendi yönteminle. İşte o zaman sana gücü yetmez. Edebiyatçı Mahir kim? Asım Bey'di değil mi? Hoş geldiniz. Vallahi pek hoş bulmadık. Biz sizi Celal Bey'in odasında bekliyorduk. Özel görüşmek istedim de. Orasını anladık. Mevzu nedir? Buyurun, dışarıda konuşalım. Konuşalım bakalım. Buyurun. Yani işimiz var burada. Konuşacak başka yer mi yok? Asım Bey, durum ciddi. Yalnız önce Ufuk'a bir şey yapmayacağınıza söz verin. Bak öğretmen, gel dedin geldik. Ayağına çağırdın bir şey demiyoruz. Ama şansını fazla zorlama. Konu hassas Asım Bey. Ufuk'a bir şey yaparsanız her şey kontrolümüzden çıkabilir. Bu yüzden lütfen Ufuk'a bir şey yapmayacağınıza söz verin. Tamam tamam, peki söz. Ne yaptı gene bizim it? Buyurun. Dün gece bir kavgaya karıştı. Ve az kalsın birini öldürüyordu. Bununla. Ulan Ufuk. Ulan it. Asım Bey. Söz verdiniz. Sen ne diyorsun hoca? Bırakan da başını mı yaksın? Onun başını yakacak olan bu silah değil Asım Bey. Silahı ulaşabileceği bir yere bırakan sizin zihniyetiniz ve sorumsuzluğunuzdur. Koklaya koklaya bulmuştur it. Ama sen dur. Ben onu adam etmesini bilirim. Asım Bey, cezalandırmak çözüm değil. İhtiyaç duyduğunda ulaşabileceği bir ailesi olsun yeter. Bence Ufuk'un en çok size, sizin sevginize ihtiyacı var Asım Bey. Haddini aşma öğretmen. Ben oğlumu nasıl eğiteceğimi senden öğrenecek değilim. Der dersin, al maaşını, gerisine karışma. Yoksa bu yaptıkların amirlerinin kulağına gider. Ekmeğinden işinden olursun maazallah. Bir ölümün ardından polise ifade vereceğime, amirlerime ifade veririm. Şu parayı alır mısın lütfen? Metin, hallettik biz, istemiyorum. Beyza. Metin. Al şu parayı. Almayacağım. Ekmen abi nerede? Hadi sakin. Ekmen abi nerede? Şu parayı al gideceğim, tamam. Allah'ın cezası! Abla, ya bırak Allah aşkına. Nasıl ayağı bırak? Çoluğum çocuğum nafakasını kumar masalarında yedi bitirdi. Tamam abla. Hanım ne oluyor? Senin tamam. Kemiklerini kırarım bak kadın. Dur. Beyefendi lütfen. Ömrümü yedim be kadın. Ömrümü. Allah'ın cezası. Konuşuyor musun? Abla. Abla kızıyorum ben. O şişeyi bana mı atıyorsun? Bana mı? Ya, bana atıyor. Bana attı. Defol git bu evden. Gelme bir daha bu eve. Giderim lan. Giderim. Ya bırak ya. Defol. Abla içeri bir girsen. Sen de bırak Allah aşkına Suna ya. Tamam abla bir gir. Ne oldu şimdi?
Kusura bakmayın Mahir Bey, sizi beklerken karıştı böyle ortalık. Bir sakinleştirip aralarını mı bulsaydık? Yok canım, gerek yok. Onlar şimdi akşama barışırlar zaten. Halil abi böyle cevizli baklava getirir, Serpil abla dayanamaz. Hep böyleler mi? Yok, ayda bir falan. Siz de bu sayede işte komşularınızı tanımış oldunuz. İstiyorsunuz mu ev hala? Ayda bir kere ise katlanabilirim. İyi. Egemen abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen burada? Dışarı mı çıkıyorsun? Yok. Ben eve kadar gittim. Para almak için. Nereden buldunuz bu parayı? Bu parayı abimin patronu bırakmıştı. Aslan kardeşim benim. Biraz tadilat gerekecek galiba. Tabii. Ev uzun zamandır boştu. Ev sahibi de yaşlı olunca ilgilenemedi pek. Kirası ne kadardı? 450. İyiymiş. Küçüklüğü de uygun aslında. Yani tek başınıza yaşayacaksanız iyi tabii küçük olması. Evet, tek başımayım. Bir süre daha. Evli misin? Yani ailen falan gelecekse. Yok, evli değilim. Ama bir kızım bir de oğlum. Allah bağışlasın. Mahir Bey, iyi misin? İyiyim. Gayet iyiyim. İyi görünüyorsun Bekir. Oo, takoz gibi maşallah. Nasıl hissediyorsun kendini? Dayak yemiş gibi. Elleri kırılsın inşallah. Hiç bakma öyle. Bir süre kolları çalıştıracaksın. Hadi bakalım. Oh, iyi, tamam, tamam. Tamam, tutuyorum. Güzel. O zaman ben gideyim Alparslan amcayla konuşayım bir. Kendisi ev sahibin olur. Ha. Artık siz de oturup sözleşmeyi imzalarsınız. Anlaştık. Hadi hayırlı olsun. Ne olacak? Ne haber lan? Dokunma ya. Hallettiniz mi? Ayıpsın babuş. Tabii ki de. Yalnız bak bu ilaçları almamız lazım ha. Çıkar çıkmaz halledelim. Hallederiz ya. Aga sen sarsıyorsun ya. Beni can götürsün. Ne yapayım? Daha mı yavaş söyleyeyim? Ya yok oğlum. Lan can götürsün diyorum. Anlasana lan. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım. Özellikle can turizme hoş geldiniz. Ben kaptanınız can. Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Başınız yaşayın. Selim. Ne var? Biraz konuşabilir miyiz? Özel. Tamam, anladık. Ben aşağıdayım. Seni dinliyorum. Ya ben... Aslında öyle demek istemedim. Ya beni biliyorsun sen. Trip yapıp durma be. Zaten iki lafı zor topluyorum. Yine azarlayacaksan ben gideyim. Ya dur be kızım. Bir dinle. Ya ben biraz sert yapıyorum. Tamam. Biraz. Tamam. Çok sert yapıyorum. Maçoyum. Böyle romantik dalgalardan falan da anlamıyorum. Kabayım. Başım beladan kurtulmaz. Kavgacıyım. Ama seni seviyorum be kızım. Yemin ederim. Abim bir keresinde Sunu abla için o benim güneşim. Bendeki karanlığı bir aydınlatır demişti. O hesap işte. Sen de benim güneşimsin Selim. Aşağıda konuşalım. Akşam buluşalım mı? Sana bir sürprizim var. Olur. Mahir? Nasılsın Gülay? İyiyim.
Asıl sen nasılsın? Yani uzun zaman oldu. İyi olmaya çalışıyorum. Ya içeri gelsene, kapıda kaldın. Yok, girmeyeyim. Gülay. Ben Sanem'i soracaktım. O olaydan sonra hiç görüştünüz mü? Daha önce de sana söyledim. Yani sen hastanede yatarken taşındılar buradan. Biliyorum, biliyorum. Belki ziyaretine gelmiştir ya da bir telefon numarası bırakmıştır. Anladım. Diğer komşularla hiç konuştun mu? Onları ziyarete gelmiş olabilir. Belki Zeynep'i görmüşlerdir. Bir şey biliyorsan lütfen. Mahir, öyle bir şey olursa sana mutlaka haber veririm. Peki. Ben İstanbul'a atandım yeniden. Okulun adresini yazıyorum. Telefon numaram aynı. Belki Zeynep arar diye değiştirmiyorum. Eğer bir haber alırsan lütfen ara. Cüneyt'e selam. Hoşça kal. Görüşürüz. Alo Sanem. Efendim. O burada. Kim, Mahir mi? Evet, Mahir. Yeniden İstanbul'a dönmüş. Tam sevdiğin gibi. Limon dilimli, taze naneli. Hadi. Hadi baba gelsene, sen de gel lütfen. Hadi baba gelsene, sen de gel. Hadi. Hadi. Uzaklara. Bir sürü ülke geziyorlar. Keşke içinde ben de olsaydım. Hem bir sürü ülke görürdüm. Oo. Bakıyorum şimdiden alıp başını gitmek istiyorsun. Sıkıldın mı bizden küçük hanım? Ya sıkılmadım. Öylesine söylemiştim ki. Hem bir gün görmesem özlerim seni ben. Ben seni bir saat görmesem özlerim. Prensesim. Bir kere olsun dinlemeyecek misin beni? Neyini dinleyeceğim lan ben seni? Baba. Asım, yalvarırım yapma ne olur. Silahımı çalıp kavgaya karışmış şerefsiz. Al gör oğlumu. Asım kurban olayım ne olur yapma. Herifler kalabalıktı. Korkutmak için götürdüm, ne yapayım, dayak mı yeseydim? Ulan bir lafınla ben oraya adam uyardım be. Silah götürmek ne demek? Ulan biz oğlu katil diye abisini reddetmiş adamız. İtir mi sen, yaptığına bak. Şerefimizi iki paralık ettim be. Bundan sonra evden okula, okuldan eve.
Ver lan motorlu anahtarlarını. Ver lan! Bundan sonra rüyanda görürsün o motoru. Yürü lan sen de. O gerizekalı hocana da söyle. Bundan sonra kiminle nasıl konuşacağına dikkat et. Celia yürü! Sen niye söylemiyorsun? Tabii. Tabii. Yürü yapayım bana. Bittin sen Mahir Hocam. Bittin. Egemen, burada ne işimiz var? Harikalar Diyarı'na hoş geldiniz. Harikalar Diyarı. Burası mı? Kabuğuna bakarsan cevizi de yemezsin kızım. İçindeki önemli. Hadi gel. Kimse yoktur değil mi içeride? Bizden başka kimse yok. Merak etme. Şu tahta çürük biraz. Dikkat et. Gerçekten harikaymış. Evet. Şimdi kapat gözlerini. Ne? Ne oluyor? Hazır mısın? Evet, hadi aç. Nasıl? Beğendin mi? Bayıldım. Çok şirin. Sen mi hazırladın tüm bunları? Abimin fikri. Zamanında Sunu abla için hazırlamıştı. Kızmadın değil mi? Fikir çalıntı ya, o bakımdan. Delirdin mi sen? Bayıldım. Dünyanın en romantik hırsızıyla beraberim. Ev sahibiyle konuştum. Yarın gelip kontratı imzalayabilirsiniz. Çok teşekkürler. Yarın okul çıkışı geleceğim. Geldim baba. Selim, ne haber? İyidir. Kapışma yok mu bugün? Hafta içi kapışacağız. Babandan izlersen sen de gel Çömez. Geliriz. Gelirken rakibini de getir. Burada herkes eşleşti. Niye? Adam kalmadı mı? Bitirdi içine göre birini. Talim üfersiniz işte. Aslında biri var ama. Thank you.
Egemen dur. Ne olur kızma bana. Saçmalama. Ne kızması? Hatta seni neden sevdiğimi bir kez daha anladım. Yanımda olman, kokunu duymam yeter bana. Sonsuza kadar yanında kalmak istiyorum. Ben de. Ya bir gün bıkarsan benden? Bu gözlere bakmaktan bıkar mı insan? Bir gün, yani ne bileyim, olur ya, beni bırakırsan ölürüm. O gün hiç gelmeyecek. Öğreteceksin motor kullanmayı. Büyüyünce. Büyüdüm ben, 12 yaşındayım. Bak sen kerataya ya. Birkaç senede daha sık dişini. Geldiğin yolun yarısı kadar daha geleceksin. Oho, 6 seneye hurdası çıkar bu motorun. Merak etme sen, hiçbir şeycik de olmaz. Yeter ki iyi bak ona. O seni bekler. Günaydın Mahir Bey. Buyurun, buyurun. Beni çağırtmışsınız hocam. Evet. Bir yer ayarladık sizin bu hobi odası için. Öyle mi? Evet. Anahtarlar Niyazi'de. Çok teşekkür ederim. Çocuklar çok sevinecek. O zaman ben gideyim, odaya bakayım. Tamam, iyi günler. İyi günler. Mahir Bey. Buyurun hocam. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Hobi odasını görmeye gidiyorum. Sakıncası var mı? Onu söylemiyorum. Dün gece Asım Bey aradı. Siz öğrencilerin suçuna nasıl ortak olursunuz? Ortada ispatlanmış bir suç yok. Bu yüzden müsaadenizle ben gideyim. Sizi ilk ve son kez uyarıyorum. Bir daha öğrencilerin suçunu kapatmaya çalışırsanız sizinle fena uğraşırım. Dua edin. Arada Asım Bey var. Asım Bey dua etsin ki arada ben vardım. Yoksa oğlu katil olacaktı. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra gözüm üstünüzde. En ufak usulsüzlüğünüzde savunmanızı alırım. Ona göre. Biriniz tahtaya çıksın, şu kitaptaki şekli çizsin çocuklar. Sessiz olun. Kime söylüyorum? Sessiz olun. Müge kızım. Müge sen de tahtaya çık, şekli çiz. Ay hocam ben kalkamam ki şimdi ya. Ne? Hocam ayağım sakat, kalkamıyorum. Çocuklar, duymuyorum arkadaşınızı. Çocuklar! Yeter! Yeter ya! Ya siz ne laftan anlamaz insanlarsınız ya! Mahir Bey gibi adamı bile çıldırttınız. Yahu şu hayatta bir nebze mühim saydığınız bir şeyi görsem, ölsem de gam yemeyeceğim. O zaman rahat rahat ölebilirsin hoca. Benim önem verdiğim bir şey var. Hadi oradan hayta herif. Senin lügatında önem kelimesinin esamesi bile yoktur. Var. Neymiş o? Çok merak ettim. Motosiklet yarışı. Susun çocuklar. Klasik bir caddemiz var bizim. Her hafta kapışırız. Tamam tamam hadi dağıtma konuyu. Açın kitaplarınızı. Davet edilen en genç yarışçı benim hocam. Öğrencinizle gurur duyabilirsiniz. Susun. Sen yazılılardan bir kerecik olsun geçer not al. Ben seninle gurur duyacağım zaten evladım. Merak etme sen. Hocam sadece sizi değil, herkesi beklerim. İsteyen izlemeye, isteyen yarışmaya gelebilir. Yüreği olan buyursun gelsin. Mutlaka
kavga çıkartacak. Vallahi sonra. Oğlum tutturdum motor motor diye. Kapat artık şu konuyu. Hadi açın kitapları siz de. Gir. İyi dersler Malik hocam. Buyur Niyazi. Mahir hocam sizinle konuşmuş. Gönüllü 5-6 tane öğrenci istiyordu ama. Tamam tamam söylemişti. Sen şu Ufuk'la bir başla. O bir turlasın gelsin. Mahir hoca imdat dese gitme. Hadi biz de gidelim. Dersten yırtarız. Sahnet. Aynı hocam. Hocam, hocam ben gideyim mi? Ne olur hocam. Süleyman sen git evladım. Can sen de çık. Emrullah. Hocam hep erkek seçtiniz ama. Tamam kızım tamam sen de git hadi. Ha şöyle. Yürü bakalım. Ne oluyor kızım ya? Bıraksana. Hocam ben Ali'yi de alıyorum haberiniz olsun. Al götür, al götür. Kaç oldu Niyazi? Bunun da 5 oldu hocam. 5 oldu. Furkan, sen de yürü evladım. Şuraya bak. Güya kulaklık takmış. Bütün sırrım müzikten inliyor. Ali nerede? Nereye gidiyor? Hayırdır hoca? Sırrımı taşıyacağım bize. Sayılır. Buyurun. Bu ne oğlum? Bildiğin tarih lan bura. Söyleyelim de müze yapsınlar. Evet arkadaşlar. Önce odayı kullanıma hazır hale getirin. Sonra istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Artık tamamen size ait. Güle güle kullanın. Nasıl yani? Şöyle yani. Oda sizin. Hadi bakalım sıvayın kolları. Ha bu arada bütün gün izinlisiniz. Bugünkü dersimiz dekorasyon. Kolay gelsin. Bir de bütün gün izinlisiniz diyor Deyo. Biz her gün izinliyiz hoca. Olmuşlar. Herif bildiğin gündelikçi tuttu bizi. Ulan ne uğraşacağım lan odayla gidiyorum ben. Ya nereye gidiyorsun kızım gelsene. Madem istediğiniz gibi düzenleyin diyor. Biz de istediğimiz gibi düzenleriz o zaman. İyi o zaman. Stop music. Çocuklar bu kadarını beklemiyordum. Dostum bütün plan çuvalladı. Hocam şaka mı yapıyorsunuz? Gayet ciddiyim. Buraya gelmeden önce bir sürü okulda aynı şeyi yaptırdım ama hiç bu kadar güzelini görmemiştim. Ellerinize sağlık. Tebrik ederim. Ha. Onu ait olduğu yere bırakırsanız sevinirim ama. Mezarlığa götüreceğiz. Mezarlık uzak olur. Laboratuvara kadar götürseniz kâfi. Onu alt edemedik dostum. Kırmızı halıyı üstüne alındı, o yüzden beğendi dostum. Memo biraz daha çirkin yapamadın şunu. Yeter, tamam bitti, tamam, tamam. Yeter ya, yeter diyorum ya. Bitti. Evet, çıkarın defterleri. Heh, gelsin biri tahtaya. Gel Firuze, gel kızım sen tahtaya. Gel. Ya da başkasını çağırsa şaşardım zaten. Gel yavrum. Yaz bakalım problemi. Heh. Bu Neslihan'ın anasının problemini. Oğlum herkes hala kavgayı konuşuyor lan. Feyz çıkın. Yaz buruk. Silahı dolu ama yüreği boş.
Vay anasını lan. Aynen böyle söyledim. Bir tane şöyle bakayım. Bak bak bak. Elinde patlayanlar diye grup açtım Face'te. Ufuk'un da Face fotoğrafını kapak fotoğrafı yaptım. Şimdiden 22 kişi beğendi. Abi nasıl acı? Kardeş. Elinde patlayanlar diye grup açmış lavuklar. Baksana kapakta da senin fotoğrafın. Göreceğiz bakalım kimin elinde patlıyor. Ne patlıyor be? Sapıttın herhalde. Anlayan anladı hoca, merak etme sen. Yüreği olan varsa alsın motorun çıksın karşıma. Ondan sonra bakalım kim patlıyor. Egemen sakin ol. Hayırdır koçum? Bileğinle çözemediğin işi motorun da mı çözeceksin? Ne motoru be? Geleceğim şimdi oraya be. Biz bileğimizin gücünü gösterdik. Dinlemek isteyen hastaneye. Bekir'in yanına gitsin. Ne diyorsun lan sen? Eşkıya mısınız lan siz? He? Hocam durduk yere laf atıyorlar. Bir de cevap mı veriyorsun? Beyefendi sınıfta kavga çıkarıyor. Ondan sonra laf attılar bilmem ne. Bela mısınız lan başıma? Pislik herifler. Bir daha kapıyı çalmadan odama girmeyin Mahir Bey. Çocuklara şiddet uygulamamanız konusunda sizi uyarmıştım. Ama pek kulak asmamışsınız galiba. Rasim Bey'in dersinde kavga ediyorlardı. Bahçede yetmiyormuş gibi, şimdi de sınıfta. Ne yapmamı bekliyordunuz? Görevinizi Celal Bey, görevinizi! Tüzüğe göre bu suçun cezası okuldan uzaklaştırma. Ama sizin suçunuzun cezası meslekten men. Hangisini tercih ederdiniz acaba? Hocam, biz alıştık aslında. Yani bizimkiler uzaklaştırma aldığımı öğrenirse öldürürler beni. Aynen hocam. Doğru söylüyor hocam. Saçmalamayın çocuklar. Kimsenin size şiddet uygulamaya hakkı yok. Uzaklaştırma daha da beter hocam. Siz babamı tanımıyorsunuz. Mahir Bey, çocukları duydunuz. Biz meseleyi aramızda hallettik. Şimdi lütfen. Gördünüz işte. Başkası olsa acımadan size okuldan uzaklaştırma verirdi. Sonra siz de evde babalarınıza hesap verirdiniz. Kıymetimi bilin. Hadi şimdi sınıflara. Ha, bir daha bu şekilde karşıma gelirseniz sizinle Mahir Bey'in dilinden konuşurum. Haberiniz olsun. Yürüyün. Kanka. Harbi yarışacak mısınız ya? Kanka değil oğlum. Anka. Harbi bir de o var dedi mi lan? Anka ne oğlum? Egemen dallamasının abisi yok mu? Ha. Onun motoru. Bir de isim takmış kız. Gerçi bu biraz sonradan geldi.
Ne olan? Yüzümüze bakmıyorsun artık. Küs müyüz? Ne küseceğim oğlum? Kendi kendine atarlandın işte. Ha, bir ara Metin gibi yalnız kovboy takılacaksın zannettim ama iyi uyandın. Silah mevzuna bozuğum hala. Yapma oğlum böyle şeyler. Gerek yok. Neyse, Egemen atladı mı yarış işine? Ben yeme attım. İster yutar, ister kusar. Aga! Abinin bir külüstürü vardı. Ne oldu ona? Sana ne lan? Hayır. Sen de onu al gel diyeceğim ama çalışır mı ki o? Baban en son benzin deposuna çiçek ekmişti. Ne zaman lan bu yarış? Bu akşam ne oldu ki? Ben de geliyorum. Egemen. Yok bir şey. Yarışacağız sadece. Neyle? Babanın kokoreç arabasına motor mu taktıracağız? Onu akşam görürsün. Ben beleşe gaz vermem motoruma. Bir iddiası olmalı iş. Anka kuşu. Ulan gecen gündüzün para be. Tamam. Ne kadar istiyorsan varım ben. Herkesi kendin gibi sefil mi sanıyorsun oğlum sen? Paraya ihtiyacım yok benim. Başka bir şey koyacağız ortaya. Kolay vazgeçemeyeceğim bir şey. Var mısın? Varım. Konuşsana oğlum. Ne istiyorsan varım işte. Kaybeden motorun anahtarlarını verir. Ama sonra ağlama abimin motoru gitti diye. Alırım anahtarını. Ne o? Yemedim. Tamam lan. Kaybeden motoru verir. Baba, baba balık vurdu, balık vurdu. Çek baba, çek, 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 çek. Aşkım saçmalama. Kime neyi ispatlayacaksın ki? Boş ver. Söylediklerini duymadın mı? Aklınca seni gaza getirmeye çalışıyor. Hem sen nasıl yaşayacaksın ki onunla? Gece gündüz motor kullanıyor. Onu akşam geldiğinde görürsün. Peki motoru nereden bulacaksın? Benim zaten bir motorum var. Su abla. Egemen, nasılsın ablam? İyidir abla. Nereye gidiyorsun? Ne bu elindekiler? Ankan'ın parçaları. Ha. Erkan abi aradı sağ olsun. Tamir edeceğim. Mehmet'in mi motoru? Başka Ankan var abla. Adını sen koymadın mı? Doğru, ben koydum. Hala kızgın mısın abime? Boş ver Egemen. Hadi şimdi konuşmayalım bunları. Hep bu şerefsizlerin yüzünden. Mahallenin haline baksana. Hepimizin hayatını içine ettiler. Üç kuruş para için arkamızdan vurdular bizi. Onlar sözünde dursaydı. Doğru. Herkes sözünde dursaydı hiçbir şey böyle olmazdı. Abim mecbur kaldı abla. Ne yapsaydı, mahalleyi sahipsiz mi bıraksaydı? Hem hala seni seviyor. Ben biliyorum. Ne zaman telefonu konuşsak lafı dönüp dolaştırıp sana getirmeye çalışıyor. Sen de onu seviyorsun zaten. Değil mi abla? İçeriden çıkınca... Evet. Tuzet babaya selam söyle. Uğrayacağım ben yine. Hadi kendine iyi bak. Abimle konuşacağım. Selamını söylerim. Olur. Söyle. Ne var, ne istiyorsunuz? Dur oğlum, dur. Atar yapma hemen. Kulağımıza bazı şeyler geliyor Koraycığım. Sizin sitedekiler içeriden birinin yardım ettiğini düşünüyorlarmış. Bir kuş haber mi uçurdu yoksa? Yok öyle bir şey. En ufak bir şey duyayım, o sitenin bahçesine gömerim seni. O abine de söyle. Çenesini sıkı tutsun. Anladın mı? Sabri! Bilin mi var? Sakin, sakin. Mehmet'in kardeşi bu. Vay Egemen kardeş. Ne haber, nasılsın? Ben iyiyim de siz pek iyi değilsiniz galiba. Hayırdır, ateşiniz mi çıktı? Kalbimi kırıyorsun Egemen kardeş. Bak, abine saygımız sonsuz. Uzatma ama... Sabri. Ne mevzun var çocukla?
Küçücük bir iş yaptık. Çocukta da bileziğimiz kalmış, onu verecekti. Gelinlik ki, takarlar belki. Bilezik bende birader. Ya da yakında abim çıkar, gelince o taksın istersen. Bana bak, bu lafını yutarsam bana da sabri demesinler. Dua et çıksın abim. Dua et çıkmasın abim. Yoksa zaten sana sabri değil, Sabriye derler. Bu nasıl dersadet? Bu nasıl dersadet? Bu nasıl dersadet? Bu nasıl dersadet? Barıştık mı? Barıştık. Sağ ol aga. Bize lakabımıza seslenmen için illa posta mı koymak gerek birader? Gördüm, onayladım kardeşim. Buraların ağası da paşası da sensin. Buraların asıl ağası içeride. Biz sadece çıkana kadar vekalet ediyoruz. Onlar ne? Abimin motora girişeceğim. Gidiyor musun yarışa? Ha, yetişirse. Yetiştirelim o zaman. Suna kızım, sen bunu okudun mu? Ben yazdım zaten Alparslan amca, ben hazırladım. E kızım, o zaman bana niye okutuyorsun? Getir şu kalemi de neresini imzalayacağım? Burada, burada kalem. Ha sahi, ne iş yapıyor bu? Edebiyat öğretmeniyim. Ne diyor? İşitme cihazı bozuk, 10 yıldır üşendiğinden değiştirmiyor, biraz bağırırsanız. Edebiyat öğretmeniyim. Eğer öğrencilere de böyle bağırıyorsa yazık. Bana bak, sakın bu kızı üzme, tamam mı? Yok yok Alparslan amca. Ne alakası var şimdi? Sen şuraya bir imzanı at. Bu be. Hadi bakalım, çalıştır da duyalım şu Anka'nın sesini. Yarım saat sonra hepinizi dünden sonra yarından önce adlı oyunumuza bekliyorum. Öpüldünüz.
Yemedi herhalde. Egemen geleceğim dediyse gelir. Tabii canım. 2 dakika daha var. O bisiklet kırması motoruna kanat filan taktıysa evet gelir. Gelir gelir. Ne konuşuyor lan bu? Şş, boş ver. Bak alacak birazdan gazını. Ya nerede kaldı bu babuş? Telefonla da ulaşılamıyor. Biraz daha hızlı gidemez miyiz? Hocam görüyorsun trafiği. Ben ne yapabilirim? Yok mu başka güzergah yok mu? Başka yol yok. Bekleyeceğiz. Ben ineyim burada. Al şunu. Tamam üstü kalsın. Bir sözcük kocaman bir aşkı, iki hayatı, bütün yaşanmışlıkları hiçliğin elinden kurtarabilir. Hayat söylediklerimizden fazlası, sustuklarımızdan eksiği değildir. Anın değerini bilenlerin eseridir. Öyleyse anı yaşamaktan fazlası değilsin hayat. Carpe diem. Ben de çok heyecanlıydım. Heyecanla ölüyordum ya. Süper değil miydik? Çok güzeldik. Sizinkiler geldi mi peki? Ön koltuktalardı. Zeynep, annen gelmedi mi? Ya işi çıkmıştır onun yine. Boş ver. Dakika kaldı. Hadi arkadaşlar yarış başlasın. İlk yarışçıları alalım yerde. Yarış saati geldi ama Egemen yok. Ne olacak şimdi? Korktu hacı korktu. Anka değil oğlum. Yusufçuk kuşu. Lan 2 dakika delikanlı olun lan. Gördük aganızın delikanlılığını. Bir dakika. Sıradaki yarışçıları alalım hadi. Usta, söyleseydiniz de önden başlasaydın. Arkadaş fasulyeden nasıl olsa. Öyle deme aga. Nimetle şaka olmaz. Beyefendi. Pardon. Bir dakika. Affedersiniz. Affedersiniz. Pardon. Beyefendi nereye? Kızım içeride onu göreceğim. Oyun bitti. İçeri girmek yasak. Kızınızı da çıkışta bekleyin. Kızım içeride. Lütfen zorluk çıkarmayın. Beyefendi. Pardon. Bir dakika.
hırs yapma. O yıllardır motor kullanıyor. Hem motoru seninkinden daha iyi. İki dakika yanındayım bebeğim, merak etme. Gelince de hatırlatırım söylediklerini sana. Hazır olun, elimi indirdiğim zaman başlayacaksınız. Ona söyle acemi olanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.